organizasyonumuz hakkındaki düşüncelerinizi rica ediyorum. Organizasyon geçen sene katılmıştık biz. Geçen sene de çok iyiydi. Bu sene de çok beğendim. Güzel. Böyle bir organizasyon yapılması çocuklar için çok büyük bir şey. Çok kişisel gelişimlerinin için de çok iyi. Beğeniyorum. Bence çok güzel bir organizasyon olmuş. Hatta bunun 10.sü yani yaklaşık 10 yıldır var. Daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Daha farklı yerlerde de olması gerektiğini düşünüyorum. Turnuvamıza hoş geldiniz. Biz bu turnuvamızın şu anda 10.sünü düzenliyoruz. Artık geleneksel hale getirdik. Organizasyonumuz hakkındaki fikirlerinizi rica edebilir miyiz? Tabii biz de oğlum 3. sınıf olduğu için 2. kez katılıyoruz üst üste. Yani çok heyecanlı, çocuklar çok mutlu. Çok severek geliyorlar buraya, koşarak geliyorlar öyle söyleyeyim. Çok memnun oluyoruz. Her şey düşünülmüş, hiçbir sıkıntımız yok. Bizim için çok güzel, satranç dolu bir gün oluyor yani. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Okulumuzdaki satranç eğitimi hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Benim çocuğum satranca Okyanus Koleji aracılığıyla başladı. Sağ olsun buradan Hayri Hoca'ya da teşekkür ediyoruz. Biz şu an ciddi derecede satrançın içerisindeyiz. Çok seviyoruz. Derslerinde çok faydasını gördük. Ayrıca tüm satranç öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Organizasyonu çok beğendim. Geçen sene hiç haberimiz olmamıştı. Bu sene ilk defa katılıyoruz. Çok severek geldik ve gerçekten çok güzelmiş. Teşekkür ediyoruz. Sporcum başarılar diyoruz sporcumuza. Peki satranç derslerimizle ilgili fikirlerinizi alabilir miyiz? Satranç dersinde de onda da gerçekten çok memnun olarak gidiyor Eymen. Dediğim gibi bu sene böyle bir organizasyon duyduk ve bu sene daha satranca yöneldi. Yani geçen sene böyle değildi. Ben hep satranç oynamasını istiyordum ama çok böyle istekli değildi. Bu sene başından beri çok daha istekli bir şekilde derslere katılıyor. Okyanus Koleji'nin 10. kampüsler arası satranç turnuvasındayız bugün. Sabah saati itibariyle başladı. Şu anda turnuvamızın yarısı bitmiş durumda. Son iki turumuz kaldı. 14 İstanbul'da eğitim veren 14 kampüsümüze ait öğrencilere açık bir turnuva. 3 farklı kategorimiz var biliyorsunuz. Minikler, küçükler ve yıldızlar. Öğrencilerimiz sabah erken saatlerden itibaren kampüslerinden buraya hareket ettiler. Ve öğretmenlerimiz tarafından karşılandılar. Yaka kartı kontrolü, arkasından teknik toplantı ve turlarımıza başladık. Ki gözlemleyebildiğimiz kadarıyla kazanan sporcular olduğu kadar kaybeden sporcular da oluyor. Nasıl bir destek veriyoruz turnuva sonucunda kendilerine? Şimdi öncelikle bu tip organizasyonlar kazanç kayıp olgunluğunun oturabilmesi için en önemli organizasyonlar. Çünkü öğrenciler ne kadar çok maç yaparlarsa o olguluk o şekilde ilerler. Burada kazanan sporcular tabii ki seviniyorlar, kaybeden sporcular üzülüyorlar. Ama biz sonrasında kazananlarla da kaybedenlerle de bir analiz yapıyoruz tabii ki. Satranç öğretmenlerimiz çünkü turnuvaya son bir ay kala müfredatlarını değiştirerek hazırlanıyorlar. Ve turnuva bittikten sonra da bundan sonra da 2-3 haftalık bir çalışmamız oluyor. Kaybeden öğrencilerimize psikolojik destek de veriyoruz, teknik analiz de yapıyoruz. Kazanan öğrencilerimizle ilgili çalışmalarımız oluyor çünkü okul takımlarımızın revize durumları oluyor. Bununla ilgili de tabii ki biz buradan mümkün olduğu kadar öğrencilerin mutlu bir şekilde ayrılmasını istiyoruz. Amacımız o. Çünkü bu organizasyonun hazırlıkları en az 3 ay öncesine dayanıyor. 3 aydır çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Son 15 gündür gerçekten öğretmenlerimiz çok özveriyle çalışıyorlar. Bugün şu ana kadar herkes çok mutlu. İnsanların yüzünün gülmesi bizim için en büyük enerji kaynağı. Ve ben şu ana kadar çoğu öğrencimi gülerek buradan uğurlamak istiyorum.